Merhabalar. Selamlar, sesimiz Evet, geliyor mu? geliyor Mara Bey. Merhabalar. Tamamdır. Ben başlıyorum o zaman. Herkese selam, hoş geldiniz. Biraz uçak mühendisliği konuşalım. Vaktimiz geldi. İlk olarak Bora Özer ben. Yaklaşık 6 senedir TUSAŞ'ta çalışıyorum. Burada Milli Muharip Uçak Sistem Yerleşim Baş Mühendisliği yapıyorum. Hızlıca üniversiteden başlayayım. 2012'de liseden mezun oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği %100 İngilizce bölümünü kazandım. Sıralamayı da söylemek istiyorum. Hani karşılaştırma yapabilirsiniz belki. Ya bizim o zaman sınavımız YGS ve LYS olarak iki sınav yapılıyordu. YGS'de 9.000, LYS'de 6.800'lü bir sıraydı. Tabii şu an Başak arkadaşımız var. O şu an öğrenciliği devam ediyor İTÜ'de. Ben 2017'de mezun oldum. 5 sene oldum mezun olalı. Az sonra daha güncel bilgileri verir. O şekilde İstanbul Teknik'e başladım. Yaklaşık 5 sene sürdü. İlk senem hazırlıktı. 4 sene lisansım sürdü. Uçak mühendisliğinde de zaten ilk 2 sene daha çok havuz dersleriyle geçiyor. Temel mühendislik dersleri. Matematik dersi alıyordum. Gıda mühendisi arkadaşımla beraber giriyordum mesela onun gibi. 3. sınıftan itibaren biraz da branş dersleri başladı. Son sınıfta ise aslında biraz da bölüm yani uçak mühendisliği dersleri daha çok son sınıftaydı. Dediğim gibi Başak az sonra ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Kendisi daha güncel bilgi verecek size. Uçak mühendisliği de aslında biraz da makine mühendisliğine çok benziyor. Hatta İstanbul Teknik'te de sanırım makine mühendisliğinden ayrılıp uçak mühendisliği kuruluyor. Tarihi hatırlamıyorum. Başak belki hatırlatır. Başak'a bayağı soru sordum şimdiden. Uçak mühendisliği, makine mühendisliğinden farkı ne? Soruları genellikle gelir bize. Aslında hava dinamiğini bilen makine mühendisiz diyebiliriz. Veya hani biz makine mühendisliğinden ekstra neler öğreniyoruz? Bir hava aracının havada nelerle karşılaştığını, nasıl performans sergilediğini hesaplayan makine mühendisleriyiz de diyebilirim. Ne ortalama hani ne dersler aldık biz ondan bahsedeyim hızlıca size. Yani uçak mühendisliği eğitimde ben malzeme dersi de aldım. Mukavemet dersi aldım. Yapısal derslerimizi aldık. Isı transferi dersi aldım. Yani aslında birçok mühendislik dersini aldık. Dediğim gibi sadece son sınıfta ben ekstra olarak uçuş performansı dersi hatırlıyorum. Uçak kontrol dersleri aldığımı hatırlıyorum. Ve aslında en çok aklımda kalan da aircraft design yani direkt uçak tasarım dersi son sınıfta onu hatırlıyorum. Benim için zaten en verimli geçen ders oydu. Çünkü 4 sene boyunca aldığım bütün havacılık yani bilgilerinin hepsini bir uçağın kanadın yapısı nasıl yapılır, motoru nasıl seçilir, kuyruğu nasıl olmalı, gövdesinin uzunluğu ne kadar olmalı. Hepsini biz toparlayıp model uçak yapmıştık. Onu çok iyi hatırlıyorum. Bilmiyorum Başak size geldi mi o ders daha? Gelmemiş Hala olabilir. devam ediyor hocam. Aynı şekilde devam ediyor. Aynen benim en sevdiğim ders oydu, en sevdiğim dönem de oydu. Sanırım son sınıftaydım. Hani orada biz model uçak yapmıştık. Sıfırdan kendimiz yapmıştık. Yaklaşık 1 metreye, 1,5 metre boylarında. Üzerinde işte elektrik motoru olan, uzaktan kumandalı bir İHA yapmıştık aslında. O zaman tabii Teknofest yoktu. Şimdi aslında çok şanslısınız. Keşke Teknofest benim döneme denk gelseydi. Ben kendim hobi olarak yapıyordum. Model uçakla ilgileniyordum. Teknofest başladığında ben 2017'de başladı sanırım. Teknofest'in ilki İstanbul Havalimanı'nda yapılmıştı. Ben de tam o ay TAİ'de TUSAŞ'ta işe başlamıştım. Katılmadım diye üzülmüştüm. Çünkü gerçekten oradaki yarışmaların hepsi bizim derslerini aldığımız yarışmalardı. Yani keşke yarışmaya girebilsek çok iddialı olabilirdim. Sonra 2017 dediğim gibi mezun oldum. İki tane staj yaptım. Bir tanesini sivil havacılıkta yaptım. Bir tanesini savunma sanayinde yaptım. Uçak mühendisliği, evet ben şu an burada savunma sanayi şirketinden sizlere anlatıyorum. Ama 3. sınıfta, yani 2016 yazında ben özel bir havacılık şirketinde sivil havacılık stajımı yaptım. Aslında sivil havacılığa da çok yakındım ilk başta. Çünkü TUSAŞ, yani İstanbul'da olduğum için aslında Ankara biraz bana uzak geliyordu. TUSAŞ, Ankara merkezi bir şirket. O zaman da İstanbul'da ofisleri yoktu. Ben biraz Ankara'ya gelmeye korkuyordum.
O yüzden sivil havacılığa yönelmiştim. Ama son sene bir tane daha staj yaptım ve tamamen biraz da şansla beraber TUSAŞ'ta İHA bölümünde ANKA projesinde staj imkanı buldum. Orada Tayyip'i tanıdım o yaz. Yine 2017 yazında Haziran ayıydı. Tam 5 sene oldu. Orada TUSAŞ'ı tanıdım. Ne kadar büyük bir şirket olduğunu anladım. Projeleri yakından gördüm. Hava araçlarını yakından gördüm, dokundum. Ve dedim ki sanırım sanki savunma sanayi daha kendimi geliştirebileceğim. Aslında uçaklara dokunmak hoşuma gitti. O yüzden hani uçak mühendisliğini de kullanabileceğim yer sanki daha verimli, daha kendimi mühendis hissettiğim yer burası oldu. Yani sivil havacılıkta da neler yaptım onu çok kısa anlatayım. Hatırladığım kadarıyla tabii ki. Orada da bakım planlama mühendisliği bölümündeydim. Her uçak kaç kere uçtu? Kaç kere yere teker koydu? Uçakta değişmesi gereken rutin parçalar var. Onların listesi tutuluyor. Bana bu biraz sıkıcı gelmişti. Hani bir tasarım yapmıyorum ben. Hani dışarı çıkınca uçak yaptım demiyordum. Uçak bakımını yaptırıyordum gibi bir durum vardı. Bu biraz beni biraz sıkılmıştım bundan. Ama sonra dediğim gibi TUSAŞ'a gelince diğer stajımda gerçekten burada uçak yapıldığını gördüm. Yani iniş takımından kanadına, motorundan kokpitine her şey burada yapılıyordu. Ardından stajım bitti benim. Çok büyük bir şansla kısa bir sürede ben iş başvurum kabul edildi ve TUSAŞ'a girdim. Gerçekten çok büyük bir şanstı. Keşke daha uzun vaktimiz olsa anlatsam ama vaktimiz çok yok. Başa zaten az sonra mikrofonu bırakacağım. Burada ben uçak İHA grubunda staj yapmama rağmen uçak grubunda Hürkuş projesine kabul edildim. Hürkuş projesinde şu an baş mühendisliğini yaptığım işe başladım. Sistem yerleşim tasarımı. Çok uzak bir isim aslında bu. Ben bunu size sistemleşme olarak düşünmeyin. Yapısal tasarım. Yani uçağı yapan ekibiz. Uçağı tasarlayan, ürettiren ekibiz tam olarak. Hangi parçalardayız peki? Şöyle söyleyeyim. Bir uçağı dışarıdan gördüğünüzde ilk dikkatinizi çeken parçalar gövde, kanat, motor, kuyruk. Bunların hepsinde varız. Bunların hepsinin yapısal tasarımının içerisindeki alüminyum şase diyebilirim. Hepsini biz tasarlıyoruz. Ayrıntılara girmek istemiyorum kesinlikle. Yoksa ayrıntılı anlatırım. Bunların hepsinin Hürkuş projesi tamamen yerli ilk uçak projemiz diyebilirim. O da benim için çok büyük bir şanstı. Tamamen özgün tasarım projesinde. Tamamen bütün tasarım gözümün önündeydi ben geldiğimde. Ve gerçekten tamamen özgün bir tasarım içerisine düştüm. Ve bana dediler ki sen de üstüne bir şeyler koy. Yaklaşık tahmin ediyorum 4. ve 5. ayımda çok da kısa bir sürede benim parçam, tasarladığım parçam uçağa takılmıştı ve Hürkuş uçuşunu yapmıştı. Bu benim için unutmadığım bir an. Yine 2017 senesi, 2018'e geçmemiştik. Çok da duygusal bir andı, öyle diyeyim. Peki, aslında benim yaptığım iş şu an yapısal tasarım bölümü bir tık daha aslında makine kökenli bir bölüm. Ben uçak mühendisi olarak bu bölümü seçtim. Onu açıklayayım niye? Çünkü makine mühendisi arkadaşlarım da var çok fazla benim burada. Onlarla hatta biraz şakasını yaparız. Bir yapısal tasarım, ya sen uçan bir cisim yapıyorsan hafif olmalı. Aerodinamik olmalı. Uçağın performansını etkilememeli. Bunu bir uçak mühendisinin gözüyle, aldığın eğitimle yapmak çok farklı. Makine mühendisliği gözüyle yapmak çok farklı. Benim makine mühendisi arkadaşlarım çok sağlam, dayanıklı, ağır parçalar yapar genellikle. Ben de tam tersine her zaman hani en hafif yapmaya çalışırdım. En smooth, hani en yumuşak geçişli parçalar yapmaya çalışırdım. Hani havanın içerisinde hareket eden cisim. Havayı engellememeli, uçağı ağır yapmamalı. Bir uçak mühendisi gözüyle tasarımları yaptım ve her zaman da olumlu yorum aldım. Hatta bütün makine mühendisi arkadaşlarımıza da biz her zaman hani havacılık, uçak üzerine yüksek lisanslarını yapmalarını genellikle tavsiye ederiz. Genellikle o şekilde yapılıyor. Ben yüksek lisans yapıyorum. Ben şu an makine mühendisi üzerine yapıyorum. Ben de makineyi tamamlayayım diye uğraşıyorum. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam etmek isterdim ama maalesef ki mesafeden ötürü biraz bu sefer de İstanbul'a gitmeye üşendim. Ankara'da şu an Gazi Üniversitesi'nde tezimi yazıyorum. Derslerimi bitirdim. Umarım tezi de en yakın zamanda sunarım. Benden kısaca bu. Az sonra ayrıntılı konuşuruz. Ben mikrofonu başa bırakıyorum. Merhaba. Sesim geliyor değil mi tam olarak? Evet.
Ben Başak Akça, İTÜ Uçak Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. 19 girişliyim. Ben hazırlığı okumadım. Şöyle aslında genel olarak Bora benim bahsettiği gibi biraz daha hani bizim derslerimiz genel olarak 3'e ayrılıyor. İşte yapısal kısmımız var, aerodinamik kısmımız var, bir de kontrol kısmımız var. Yapısal kısmında daha çok uçağın malzemesi, uçağın sağlamlığıyla alakalı dersler görüyoruz. Aerodinamikte de uçağın performansını daha çok hani bir uçan bir cisim şekli nasıl olmalı tarzında, nasıl uçar bir uçak, bunları görüyoruz. Kontrol derslerimizde de uçağın stabilitesini, uçağın genel olarak kontrolünü görüyoruz aslında. Birkaç farklılıklar var. Mesela bizim bölümümüzde artık kontrol derslerine giriş olarak, yani mesela önden bir devre dersi görüyoruz. Bunlar ikinci sınıfta başlıyor. Hatta birinci sınıfın ikinci döneminde başlıyorlar. Kontrol dersini ilk olarak biz ikinci sınıfta alıyoruz şu anda. Ama planlar her yıl, her 2-3 yılda bir değişiyor. Yani mesela şu anda benim seçmeli olarak aldığım bir ders zorunlu bir ders olarak görünüyor. Yeni 21 girişlerin ders planında. Böyle her yıl hocalar toplanarak komisyonla aslında dersleri değiştiriyorlar. Çok büyük değişiklikler olmuyor. Yine biz 3 ana başlıkta görüyoruz aslında dersleri. Ve bunlar üzerinden gidiyoruz. Genel olarak bu şekilde anlatabileceğim başka ne var bilmiyorum. Yani ben bu arada şeyi de söyleyeyim. Mesela Teknofest'ten Bora Bey bahsetti. Bence de Teknofest bayağı hani işe yarayan bir şey. Ben mesela takıma girmiştim ve onunla beraber Teknofest'te bir proje yapmıştık. Uçak mühendisliğini ilk başta orada deneyimliyorsun. Yani hani eğer gelecek olan varsa bence hani bir takıma girmesi daha sonrasında çok iyi olabilir onun için. Yani onun için başka ne söyleyebilirim şu anda bilmiyorum açıkçası. Aslında ben bir şey ekleyebilirim. Seçmeli ders dedin. Başak onu yakaladım ben. Evet, seçmeli ders gamada çok geniş. İTÜ'de hani mesela ben hem bu kendi uçak mühendisliğinin seçmeli derslerini tercih edebiliyordum. Hem de farklı bölümlerden bile ders aldığımı hatırlıyorum. Veya daha sosyal dersler oluyordu. Onları da hani birçok dersi, tiyatro dersi de aldım ben. Fotoğrafçılık dersi de aldım. Hem biraz not yükselttik hem de eğlenceli oldu. Uçak mühendisliğinde de mesela hani aerodinami, işte aircraft design, bunlar zaten zorunlu ama mesela ben malzeme dersleri hoşuma gitmişti. Hani metalurji, malzeme okuyan arkadaşlarım vardı. Ben onların temel dersi beraber aldık, onlarla beraber giriş dersini aldık. Ardından ben seçmeli olarak kompozit dersi almıştım. Kompozit havacılıkta kompozit malzemeler, üzerine bir de kompozit tasarım dersi almıştım. Ve kompozit konusunda kendimi çok geliştirmiştim. Hatta malzeme metodoloji okuyan arkadaşlarla muhabbet ettiğimde hani onlar bana diyordu ki sen nereden biliyorsun hani kanka bunlar biz daha yeni görüyoruz falan diyorlardı. Gerçekten hani kendinizi uçak mühendisliği bölümünü seçtiğinizde zaten uçak mühendisi olarak çıkacaksınız. Orası kesin. Ama bir gerçekten malzeme mühendisi tamam tabii ki 10 dakikada öğreneceğiz ama yani temel bazı spesifik konuları kendinizi çok iyi geliştirebiliyorsunuz. Mesela başka bir arkadaşım vardı veya Başar az önce anlattığı kontrol dersleri. Mesela benim de kontrol dersine kafam biraz basmıyordu. Direkt açık söyleyeyim yani. Ama bazı arkadaşlarımız kontrol dersine daha çok yatkındı. Mesela oradan kendini geliştirdi. Şu an ben yapısal tasarım yapıyorum. Uçak tasarım yapıyorum. Bazı arkadaşlarım ise mesela şu an yine Tayyip'te onlarda. Mesela stabilite, bu kontrol üzerine yazılımlar yazıp yine uçak mühendisliği görevini yerine getiriyor TUSAŞ'ta. Mesela yine performans dersi de çok kritik bir dersi benim bahsettiğim. Siz bir uçak kaç saat havada kalır, kaç dakikada yeterli irtifaya ulaşır, hangi irtifada uçmalı, bunların hepsini hesaplayabiliyorsunuz. Ben çok güzel bir örnek vermek istiyorum aslında. Yine son sınıf olabilir bu uçuş performansı dersimizde. Şöyle bir soru vardı. İstanbul'dan Londra'ya bir uçak kalkacak. İçerisinde 150 kişi var. Ve biz bu uçağın belli birkaç tane girdimiz var tabii ki. Motor seçenekleri, hava durumu gibi. Onlar hoca verir de bize. Bu uçak ne kadar yakıt almalı? Hangi irtifada uçmalı? Ne kadar sürede şu kadar irtifaya çıkmalı? Kaç dakikada gitmeli? Bunların hepsini hesaplayabildiğiniz bir ders vardı. Ben o zaman dedim ki hani tepemizde uçan uçakların aslında bütün hesabını uçak mühendisleri yapıyor. Ne kadar yakıt yakacağından ne kadar hızlı gideceğine. Hatta bir uçak pistte mesela kaç metre koşuyor Başak?
Yani uçaktan uçağa değişiyor aslında da genelde. Ortalama sence? Ya biz benim yaptığım projede 150 metre. Ya da çok kısa. Mesela ortalama bir yolcu uçağı sürekli bindiğimiz mesela 1500 metre, 1000 metre koşabiliyor. Bu piste ne kadar mesafe koşacağını bile biz hesaplayabiliyorduk. Mesela diyorduk ki 800 metre sonra tekeri kes yerden. Mesela atıyorum saniyede de 50 metre hızla tırman. Sen bu uçağa bunu yaptırırken ne kadar yakıt harcadığını, ne kadar mesafe gidebileceğini her şeyi hesaplıyorsun. Yani ben gerçekten en çok uçak mühendisi hissettiğim derslerden birisi buydu. Ama dediğim gibi sadece kariyerimde o tarafa yönelmedim. Yapısal tasarım tarafına yöneldim. Çünkü mukavemet dersleri de hani hem başarılıydım hem de çok hoşuma gidiyordu. O yüzden yapısal tasarım. Biraz daha somut işler yapmak istedim aslında. Hani yazılım veya sürekli dört işlem yapmak istemedim. Bizim tasarım programlarımız var. Belki az çok duymuşsunuzdur. AutoCAD'ler falan var, çok duyulur. Mimarlar kullanır bunu. Hemen hemen mimarların kullandığı programlara benzeyen programlarımız var. Üç boyutlu tasarım programı bunlar. Ben bilgisayar başına oturup bu programı açıp uçağın üzerine tasarım yapmaya bayılıyorum. Yani bir parçayı oraya yerleştirmeyi, onu oraya bağlamayı, sonra bunları yaptıktan sonra, yani bilgisayar başına tasarladıktan sonra montaj hattı, bizim uçuş hattımız var, teknisyenlerimiz olduğu. Parçayı ben tasarladım yaklaşık 2 haftada. Bu parçayı ben üretime gönderdim, bana bu parçayı üretin. Belki 2 hafta, bir ayda da onlar üretti bana parçayı. Basic, yani basit parçalar bunlar, küçük parçalar. O parça üretiliyor ve montaj hattına gidiyor uçağın başına. Teknisyen abinin yanına gidiyorum ben. Abi şu parçayı zaten resmini çizmişim, montaj resmini. Uçağın burasına takılacak falan diye her şeyini biz belirtiyoruz. Ve teknisyen o parçayı oraya takarken de yanında oluyorsun. Yani sanal, yani kafanda tasarladığın bir parça var. Onu bilgisayara yansıttın. Bilgisayardan da uçağa taktın. Ya bunu yapabilmek, yani sanal bir şeyi somut, elle tutulur bir şeye çevirmek benim çok hoşuma gidiyor. Hala da yani gerçekten işimi severek yapıyorum. Ama dediğim gibi bu yapısal tasarım kısmı. Gerçekten ben uçağı yapıyorum diyebiliyorum şu an. Yani ben anneme babama anlatırdım önceden. Artık herkes zaten çok rahat bir şekilde kendine güvenerek biz uçak yapıyoruz diyebiliyorum. Dediğim gibi ben Hürkuş ve Hürjet projelerinde çalıştım. Orada uçağın içindeki ekipmanlar, iniş takımları, kokpit, uçağın koltuğu, motoruna kadar her şeyini biz uçağa yerleştiriyoruz. Uçağa arayüzünü tasarlıyoruz. Gidip montaj hattında da teknisyen abiyle beraber çalışıp elimizde resim. Bunu abimizle beraber uçağa takılmasının başına bekliyoruz. Zaten en son biz uçağa taktıktan sonra hani uçağın testleri yapılır. En son uçağı havada, parçanızı havada görürsünüz. Bu da müthiş bir şey. Bu arada performanstan bahsettim. Hani uçak mühendisi olarak ben yapısal tasarım yapıyorum. Performansta yazılım, yani performans çalışan arkadaşlarım var. Kontrol derslerine odaklanıp şu an burada yazılım yazan arkadaşlarım var. Bir de yine mukavemet derslerini sevip analizci olan arkadaşlarım var. Ya benim çok yakın arkadaşlarım var. Yine TUSAŞ'ta benim dönem arkadaşlarım. Onlar da şu an mesela analiz projelerinde çok da güzel, çok da güzel işler yapıyorlar. Onlar da kendilerini mesela yapısal ben bir parça yaptım. En hafif yaptığımı düşünüyorum. Ama mesela analizci arkadaşla paylaşıyorum parçamı. Diyorum benim parçam buraya takılacak. Uçan bu bölgesinde olacak. Sence yük taşır mı? Hani veya parçaya bir zarar gelir mi uçak uçuş sırasında? Çünkü çok büyük kuvvetler geliyor uçağın üzerine. Çok büyük G kuvvetleri geliyor. Parça eğilir mi, yamulur mu, kopar mı? Analiz ekibi devreye girer burada da. Analiz ekibi de gerçekten kendi programları var onların da. Parçanın üzerindeki her şeyi simüle ediyorlar. Parça neresine yük geliyor, neresine yük gelmiyor. Yani mesela atıyorum ben bir parça 100 gram tasarladım. Analizci sayesinde, onun yaptığı analiz sayesinde ben bunu belki 60 grama, 70 grama düşürebiliyorum. Çünkü yük taşımayan bölgeleri bana anlatabiliyor. Ve benim parçam daha optimum seviyeye iniyor. Aslında yaptığımız iş çok ortak bir branş. Yani bir uçak mühendisi gerçekten TUSAŞ'ta çok fazla yerde, çok farklı branşlara kendine yer bulabiliyor. Ben bunu anlatmak istedim. Bayağı da konuştum.
Onun dışında var mı Başak senin eklemek istediğin? Genel olarak aslında her şeyi anlattığınız için çok da bir şey yok sanırım. Peki Başak sen TUSAŞ'ta hangi bölümde yapmıştın Ben de Sky'ı? yapısal tasarımda yaptım. Genellikle çizim programı üzerindeydi. Sizin de dediğiniz gibi zaten analizle falan beraber çok fazla şey vardı. Hani gelgitler vardı, çok fazla geri dönüşler vardı. Ben birebir direkt sıfırdan bir parça tasarımına şahit olmadım. Çünkü ben gittiğim zaman zaten çoğu parçalar bitmişti gibi bir şeydi. Sadece değişimleri yapıldığı zaman hani mentorlarım sayesinde buradan burası daha hafif olmalıymış. İşte şurasından bir delik açılması gerekiyormuş tarzında. Hani geri dönüklerle beraber yapılmış olan değişikliklere şahit sadece. Bir de sağ olsun mentorlarım bana biraz daha kompozit malzeme ya da işte analizle alakalı bilgiler de verdiği için onlarda da görmüş oldum genel olarak. Bence staj yapmanın en güzel şeyi de buydu yani. Çünkü bir kere gittiğiniz zaman mühendisler sayesinde birebir iletişime geçip hani evet ben orada ben de mukavemet dersini sevdiğim için yapısal tasarıma yönelmiştim. Ama gerçekten bana uygun mu değil mi diye anlamayı orada hani konuşarak anlamış oldum. Evet, ya senin stajın ne kadar sürmüştü Başak? Toplamda 6 ay sürdü. Haftada bir gün gidiyordum ben. Ha, haftada bir gün az. Mesela bizde yani bizim zamanımızda staj bir aydı. Bir aylık zorunlu stajım vardı. İTÜ'nün Tay ile anlaşması vardı. O bir ay staj yapmıştım. Aslında 6 ay, 3 ay gibi süreler var artık. Sky Experience'ler var. Daha alternatif stajlar var. Gerçekten hani üniversitede hani bir uçak mühendisliği bölümünden artık TUSAŞ'a gelip staj yapmak da çok kolaylaştı. Ve hatta tam tersine biz stajyer arıyoruz çünkü işlerimiz yoğun. Gerçekten biz kendimize artık hani stajyer olsun, yarı zamanlı olsun, mezun olsunlar da bir an önce gelsin dediğimiz zamanları yaşıyoruz. O yüzden aslında evet uçak mühendisliği her zaman bana göre bir artı bir point gibi geliyor. Sorulara geçebiliriz aslında. Benim Bu arada anlatacak başka bir şeyim kalmadı. Sorular üzerine devam edebiliriz. Mila parmak kaldırmış. Mila'nın sorusunu alabiliriz. Merhaba öncelikle. Mila sorusu Merhaba. biraz derinden geliyor. Biraz mikrofona yaklaşabilir misin? Ben şey sormak istemiştim. İTÜ'de değil de daha puan olarak düşük bir okulda olmanın nasıl farkı oldu? Yani öne geçtin mesela daha düşük olan okul var sizde TUSAŞ'a girmenizde falan. İlk ben cevap vereyim sonra başa bırakayım yine. Ya aslında biz 2012'de ben üniversite tercihimi yaptığım yaz tatilinde yani havacılık ve aslında uçak ve havacılığı bir tutacağım şu an. İTÜ'de uçak mühendisliği vardı, uzay mühendisliği vardı. ODTÜ'de havacılık ve uzay vardı tek bölüm. Bir de Türk Hava Kurumu Üniversitesi uçak mühendisliğini o zaman yeni açmıştı. Şu an aslında ben tamamen bu sebepten dolayı buraya geleceğim diye bir Google'ladım. Hangi üniversitede uçak mühendisliği açtı diye. Aslında çok fazla uçak mühendisliği olmaya başlamış. Çok sevindirici bir haber. Erciyes Üniversitesi gördüm. Konya'da bir üniversite gördüm. Daha da vardı. Hızlı hızlı baktım. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Şimdi şöyle. Ya tabii ki yani İTÜ veya ODTÜ biraz daha köklü bir eğitimi var. Hani nasıl diyeyim? Çünkü belki 50 senedir o bölüm var orada. Diğerleri gerçekten çok taze diyebiliyorum ben. Belki 5 senelik, belki daha bu sene bile açılan bölüm olabilir. Ama şimdi mesela biz dediğim gibi 2012'de Türk Hava Kurumu Üniversitesi yeni açılmıştı. Ya tercih etmeli miyiz orayı? Yani puanı biraz daha düşük İTÜ'den kötü müdür diye sorular bizde de vardı aynısı. Benim arkadaşlarımda da oldu. Ben tabii dediğim gibi biraz daha puan yüksek olduğu için İTÜ'yü tercih etmiştim. Ama Türk Hava Kurumu'na giden arkadaşlarım hepsi şu an bizimle beraber çalışıyor. Orası da gerçekten oturdu sistemi. Sadece ilk senesindeki üniversiteler belki bir tık daha hani akademik kadrosunu yani göz önüne tutmak lazım. Ama mezun vermiş bir uçak mühendisliği üniversitesi için bence kendinizi çok iyi geliştirebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var, onu da eklemek istiyorum. Belki klişe biraz ama yani ben mesela şu an biz mühendis aramaya devam ediyoruz. Yeni mühendisler, aday mühendisler bulmaya çalışıyoruz. Mesela bize CV geliyor. İTÜ'den işte 3 ortalama mezun olmuş. Başka bir CV geliyor. Erciyes Üniversitesi'nden hemen hemen aynı ortalama. Gerçekten şunlar yaşanıyor.
Belki sıralaması daha düşük olan bir üniversiteden gelen bir arkadaş gerçekten iş performansı diğer arkadaşın iki katına çıkabiliyor. Bunlar oldu ve biz o yüzden kesinlikle, yani ben bunu kesinlikle şey yaptım kendime, ders olarak aldım. Hani İTÜ'ymüş hemen alayım, kapayım kesinlikle değil. Biz mülakata çağırıp mülakatta hani o insan davranışları nasıl, kendini geliştirmiş mi? Havacılık bilgisi nasıl? Genel kültür bilgisi nasıl? Biz buna çok dikkat ediyoruz. Hani İTÜ, hemen karşıma geldi. İTÜ artı Erciyes. İTÜ'nün puanı daha yüksek. Ben de İTÜ'lüyüm. İTÜ'lüyü seçeyim. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bence kimse de böyle yapmamalı. Dediğim gibi hani tamamen hani üniversitede öğreneceğin şeyler belli. İki üniversitede belki diyorum yani çok ufak bir farkla diğer köklü üniversiteler bir tık daha eğitimde iyi olabilir. Sebebi de hani akademik kadro gerçekten. Hani hocaları profesör sayısı daha yüksek olabilir. Veya hocaların networkleri çok daha iyi olabilir. Ama diğer üniversiteler yine eninde sonunda çoğu da zaten transfer oluyor üniversiteler. O üniversiteden diğer üniversiteye geçen profesörler var. Onları çok iyi inceleyin. Akademik kadrosuna, yani o üniversitenin internet sitesine gidin, akademik kadrosu inceleyin hemen bu toplantıdan sonra. Kim var? Bu adam ne yapmış? Bu profesörün makalesi, kaç makalesi var? Nerelerde sunum yapmış? Bunları falan öğrenmeye çalışın. Dediğim gibi hani biraz daha çok toparlayacağımızı da çok küçük de olsa bir farkı var ama bu kesinlikle kesin tercih sebebi değil benim açımdan. Biz kesinlikle hani kendini çok iyi şekilde geliştirmiş. Mesela diyorum ya Erciyes örnek verdim tamamen şu an rastgele. Erciyes Üniversitesi'nden gelen ama Teknofest'te takımlara katılmış, birinci olmuş, kendisi YouTube'dan video izlemiş. Gitmiş kitabını okumuş. Gelen adamı ben havada kaparım mesela hani. Ama onun dışında belki ODTÜ'den, İTÜ'den okumuş. Dersleri iyi. Ama kendine bir şey katmamış. Ne takıma katılmış, ne bir projeye katılmış bir insan. Bana tam tersine ben ondan korkarım. Ya hani dersler falan okey de benim işim sosyal bir iş. Diyorum ya parça üretilmek için ben 10 tane adamla, kadınla çalışıyorum. Alandaki teknisyen abimle muhabbet ediyorum. Bizim işimiz sosyal bir iş. Ve gerçekten hani kendini geliştirmek önemli. Ya yani kendini geliştirmek artık üniversite eğitimle yarışacak eşit ya. Eşit, öyle diyeyim. Bilmiyorum. Cevabım yeterli oldu mu? Başa da bırakayım. Yani bence de bu arada hani benim direkt olarak başka üniversiteden arkadaşlarım yok açıkçası. Ama mesela kendi bölümümüzden örnek verecek olursam ortalamalarımız çok da şey olmuyor aslında. Hani yaptığımız projeler, bildiğimiz programlar bizi daha çok ön plana çıkartıyor. Bu arada benim dediğim gibi aslında akademik kadro burada öne çıkartan bir unsur oluyor. Çünkü zaten hocalar sizinle daha fazla ilgilenip size daha çok şey katabildiği için siz kendinize daha çok şey katabiliyorsunuz. Ama onun dışında hani kendini geliştirmek isteyen her insan, yani sonuçta bir sürü olanağımız var şu anda. Hani bu şekilde kendimizi geliştirmek istedikten sonra geliştirebiliyoruz ve bu çok da belirleyici olmuyor aslında. Bizim yaptığımız projeler, bildiğimiz programlar daha fazla öne çıkartıyor biz genel olarak. Evet, bu şekilde. Tamamen parmak kaldırmış. Tamamen onun sorusunu alabiliriz. Merhaba hocam. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Benim size bir sorum vardı. Uçak mühendisliği bölümündeki birisi hangi niteliklere sahip olursa alanında iş bulma şansını arttırır ve tavsiyeleriniz nelerdir? Onları merak ediyordum. Ya aslında şu an için hani savunma sanayinin yani gelişmekte olduğu gerçekten en güzel çağlarını yaşıyoruz ülkemizde hani. O yüzden şu an bir uçak mühendisliği CV'si bizim elimize gelince zaten yüksek ihtimalle direkt değerlendirmeye alıyoruz. Hani ekstra olarak nedir? Az önceki soruya biraz değineceğim. Yine hani bu Teknofest ve üniversitenin kendi içerisindeki projelere katılmak, kendini biraz daha hani o sosyal projelerde geliştirmek her zaman artı puan. Bunu söyleyebilirim. Yani onun dışında zaten siz başarılı bir şekilde o üniversiteden mezun olduktan sonra bir de bunu bu sosyal etkinliklerle, sosyal başarılarla taşlandırdıktan sonra bence size hayır diyecek ben sanmıyorum ya bir şirkete. Kolay kolay sanmıyorum. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bekliyoruz uçak mühendisliğine. Buyurun. Başka soru alalım.
Gamze parmak kaldırmış. Gamze'nin sorusunu alabiliriz. İngilizce önemli mi? Evet Gamze, İngilizce önemli. Yani ben %100 İngilizce okumuştum. Gerçekten aslında biraz zorlanmıştım. İngilizce eğitim konusunda da sürekli kendimi şey yaptım, hani geliştirmeye çalıştım. Yurt dışına çıktım. Work and travel yaptım. Onun çok büyük katkısı oldu ve gerçekten İngilizce work and travel'ı öğrendikten sonra çok büyük rahatladım. Bir de hani buradaki iş hayatında İngilizce yani illaki dokunuyor. Hani bir yerden bir toplantı oluyor, yurt dışına seyahatler oluyor. İngilizce cebinizde olmalı. Profesyonel olmasa da en azından hani derdinizi anlatıp derdinizi anlayacak kadar, milletin derdini anlayacak kadar bir İngilizce cepte olmalı. Ben tavsiye ederim. Başak sence? Evet, bence de öyle. Bizde %100 İngilizce yok şu anda. Mezun sayısı azaldığı için sanırım kapatmışlar onu. %30 bizim de. Ama benim mesela genellikle en çok anlamada, okumada zorlandığım derslerim İngilizce oluyor. Bu yüzden İngilizce gerçekten geliştirmek gerekiyor. Teknik anlamda da çok iyi bilmek gerekiyor. Kitapların hepsi İngilizce çünkü. O yüzden evet. Önemli bayağı. Evet, bir kaynak baktığınızda uçak mühendisliği ilgili. Mesela sen bitirme yapacaksın ve yüksek lisans tez yazacaksın. Öne çıkan her şey İngilizce. O yüzden yani cepte dursun ya. Kesinlikle göz ardı etmeyin. Teşekkürler. Ne demek? Esat, senin sorunu alabiliriz. Sesim geliyor mu? Evet, evet Esat, duyuyoruz. Hocam ben size şey soracaktım. Şimdiki Milli Savunma Üniversitelerinden mezun olan bir savaş pilotu 15 yıllık askeri görevini bitirdikten sonra yani hem savaş pilotluğu yapmış hem de mühendislik diploması var. Bunun bir işe girmekte bir artısı olur mu savaş pilotluğu yapmanın? Bence olabilir. Neden olabilir? Dediğim gibi TUSAŞ çok farklı branşların olduğu bir şirket. Yani bir savaş pilotu zaten burada bizim test pilotlarımız var. Uçuş test bölümü. Ya onlar da bence bir hani uçak kullanmış bir pilot, tecrübeli pilotu kesinlikle görevlendirmek, çalıştırmak, onunla beraber çalışmak isteyeceklerdir. Bu uçuş test bölümü de çok hızlı bahsedeyim. Hürkuş tasarlandı, uçuş yapılacak. Uçuş test bölümünden çok tecrübeli pilotlarımız var. Çoğu da zaten askeri pilotluktan buraya gelmiş. Onlar ilk uçuşları yapar. Mesela Gökbey helikopteri şu an prototip aşamasında, daha seri üretime geçmedi. Uçuş testteki pilotlar var. Onlar yani uçuşlarını yapar. Veya illa pilot olarak değil, yine uçak içerisinde bizim uçuş test mühendislerimiz var. Uçak mesela pilot önde oturuyor, arkasında uçuş test mühendisi oturur. Pilot bir manevra yaptığında o bütün girdileri not alır. Uçak şu manevraya böyle cevap verdi. Şunu yaptık, şu kadar saniyede tepki aldık. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle hani görev alabileceği çok güzel bölümler var. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Ne demek? Feyza parmak kaldırmış. Feyza'nın sorusunu bitiririz. Feyza burada mısın? Feyza'yı duyamadık. Yani chatten soruları. Bir chat'e bakıyorum hızlıca. Feyza geldi. Sesin geliyor mu şu an? Evet, duyuyoruz. Bu bölümü seçerken nelere dikkat ettiniz? Daha sonradan zorlandığınız, sıkıldığınız olmuş muydu? Hani bu bölüme uygun olduğumuzu nasıl anlayabiliriz? Çok güzel bir soru Beyza. Şöyle, aslında biraz hani uçaklara ilgim vardı benim. Nasıl vardı? Mesela bir hava gösterisini izlemeye gittim de ben gerçekten çok heyecanlanıyordum çocukken. Veya hani model uçakla uğraşan insanlar vardı çevremde. Onları izlemeyi, onların yanında bulunmayı çok istiyordum ve gerçekten severek de onları yaptıkları işleri takip ediyordum. Aslında ben üniversitede uçak mühendisliğini seçerken hadi TAİ'ye gideyim, hadi sivil havacılığa gideyim gibi o kadar idealist değildim aslında. Ha, gerçekten uçak yapmak, uçak tasarlama, uçağı ben yaptım diyebilme fikri beni cezbetti diyebilirim.
Uçak mühendisisin. Bence bayağı cool gözüküyordu o zaman. Şimdi de cool da. Yani biraz içinde bir heyecan vardı. Hani o aslında beni buraya itti. Hani makine mühendisliği okuyabilirdim. Makine mühendisliği hemen hemen aynı puanlardaydı. Belki bir tık daha yüksek olabilir hatta. Şu an tam puanları, sıralamasını bilmiyorum. Taban sıralamaları, tamam puanları. Ama uçak mühendisliği hani biraz da hani sanki daha çok gelecek vaat ediyor. Hani makine mühendisliği arkadaşlarım var. Beyaz eşya sektöründe çalışıyor. Otomotiv sektörde çalışıyor. Ya su pompası yapan şirkette tasarımcı makine mühendisi arkadaşlarım var. Ben biraz daha sanırım hani havacılık, hani havada olan bir makineyle uğraşmak istedim diyebilirim. Yani bence evet, makine mühendisi olarak bana hep şey dediler. Hani uçak mühendisi mezun olacaksın ama iş bulmak o kadar kolay değil. Bak makine mühendisi olursan bu kadar farklı branşta her yerde iş bulursun diyorlardı. Ya ben diyorum ki hani, tamam şansımı deneyeceğim. En kötü yurt dışı var. Bir şekilde ben önüme bakarım diyordum. İlk başta hatta zorlanma sorusuna gelirsem de üniversite 2012-2017 arasında 5 sene üniversitedeydim. İlk başlarda aslında TAI'ye girmek bile benim için şeydi, challenge'dı. Hani TAI ilk başlarda az alım yapıyordu. Bu kadar hızlı büyüme zamanları değildi. Ben de ortalama başarıda birisiydim. Yani 30 kişi varsa 15-20 arasındaydım. Ben biraz tereddütteydim ya. Herhalde ben TAI'ye ya giremezsem biraz daha çalışıp ortalamamı yükselteyim falan diyordum. Ama gerçekten aslında biraz da hem ortalamamı yükselttim hem de alımlar arttı. Projelerin sayısı arttı. Şirketler büyümeye başladı derken ben o sürece denk geldim. Biraz şanslıydım dediğim gibi. Kendimi burada buldum. Ama şey zorlanma olarak başka ne aklıma gelir diye düşünüyorum. Beni zorlayan aslında İngilizce derslerdi. Ki o da şu an Başak diyor ki zaten biraz daha Türkçe eğitime geçtik. %100 İngilizce beni biraz zorlamıştı. Hani malzeme dersinin kendi bir akademik dili var. Yapısal dersinin kendi akademik bir dili var. Aerodinamik dersi kafamı yakıyordu böyle hani İngilizcesi. Zaten denklemler içerisindesin, boğuşuyorsun. Bütün dersleri aynı anda alıyorsun. Yani ilk biri ve ikinci sınıf gerçekten çok kolaydı. Ben gezdim, tozdum, derslerimi bu şekilde hallettim ama üçüncü ve dördüncü sınıfta gerçekten yani kafamın yandığı anlar oldu. Zorlandığım zamanlar oldu. Oturup sadece ders çalıştığım, arkadaşlarıma soru sorduğum, hocalarıma gidip bunu nasıl çözerim, YouTube'un derinliklerine girip o soruyu nasıl çözerim veya çıkmış sorular veya çıkmış cevaplar, kitapların ya ne onun adı, çözüm kitapçıklarını bulmaya çalışıyorduk falan, bayağı uğraştık. Yani internetin derinliklerine girdik. Onlar gerçekten şu an hatırladım. Bak evet canım sıkıldı şu an yine. Bayağı uğraştığımız zamanlar oldu. Ufak bir sorum daha vardı. Tabii. Bir de tabii ki uçak mühendisliği fizik alanı denilebilir aslında. Hani fizik dersleri var tabii ki. Lisede hani fiziğimiz düşük olup altyapımız kötü olup bunu üniversitede düzeltebilir miyiz? Yani hani Bence kesinlikle düzeltebilirsin. Yani lisede belki bir şey ters gitti. O an dersin kötü geldi. Benim fizik derslerim aslında bir nebze iyiydi. Ben fizik ve geometride iyiydim. Gerçekten hani netlerimde iyiydi diye hatırlıyorum o zaman için. Mesela matematikte ben türev integral abi yok kafam almıyordu. Zaten aerodinamikte de türev integral göreceksiniz. Karşıma çıkınca zaten hayır asla. Ve ağlamıştım. Bayağı zorlanmıştım. Ama fizik derslerinde mesela şey hatırlarım ben. Atış hareketleri görüyorsunuz ya. Atış hareketlerini hala çok seviyorum. Zaten atış hareketlerinden yola çıkıp böyle hani o da havada bir cisimmiş ya aslında. Havada olan bir şey. Uçak mühendisliğine oradan mı atış yaptık gibi saçma bir espri yapacağım. Hani fizik ya gelişime açıksınız ya. O konuda hani ben fizikte kötüyüm, uçak mühendisliği olamam diye kesinlikle düşünmeyin. Üniversite zaten diyorum ya 1 ve 2. sınıf havuz dersleri. Yani kesinlikle sıfırdan bir şansınız var aslında. Yani lise eğitimini bir kenara koyup üniversite eğitiminde kendini çok iyi geliştirebilirsin. Teşekkürler. Başak senin söylemek istediğin var mı soruya? Yok aslında genel olarak benim de aynı şey. Ben de mesela üniversitede çok zorlandım fizikte. Matematikte daha kolay hallettim. O da üniversitede senin neye ağırlık verdiğine göre değiştiği için. Yani o anda çalışmak, yani o zaman çalışmak yine de toparlamaya yetiyor bence. Bu şekilde. Ena'nın sorusu var. Ena senin sorunu alabiliriz. Tamam. Öncelikle anlattıklarınız için çok teşekkür ederim. Yani çok önerileriniz gerçekten ilham verici. Ben şunu merak ediyorum.
Az önce aslında şeyden bahsettiniz. Havacılık alanında çalışmak istediğiniz için makine mühendisliğini, uçak mühendisliğini tercih ettiğini söylediniz. Peki makine mühendisliği okunarak uçaklar üzerine çalışmak, havacılık alanında çalışmak imkanı yani zor mu? Mümkün yani imkanı daha mı az? Bunu merak ediyorum. Tamam. Sena hemen şöyle cevap vereyim. Ben şu an baş mühendislik yapıyorum ve yaklaşık bizim kendi ekibim şu an 10 veya 11 kişi. Sanırım hepsi makine mühendisi arkadaşlarımın. Hepsini de ben şu an havacılık üzerine hadi yüksek lisans yapın diye dürtüyorum. Kesinlikle hani havacılık şartı diye bir şey yok. Ama bu dediğim gibi yapısal tasarımcıyız biz. Tasarımcı için makine mühendisliği ideal. Yani sen şu an bir makine mühendisliği okuyup uçak yapabilirim yine diyebilirsin. Ama dediğim gibi uçuş performans dersleri var. Böyle flight stability de daha branş dersler var. Onlar için hani havacılık derslerine dikkat ederler. Yani onlar o diğer birimler, diğer branşlar uçan performansıyla ilgilenen branşlar biraz daha havacılık uçak CV'si isteyebilir. Ama benim bölümüm, yani ben şu an uçak yapıyorum diyebiliyorum. Makine mühendisliği çoğunluklu. %70-80 makine mühendisi diyebilirim. Yani anladığım kadarıyla uçak biraz daha spesifik bir alana koyuyor değil mi sizi yani? Yani o şekilde ayırıyor. Ya uçan spesifik bir bölüm kısmı var. Oraya girmekte makine mühendisi zorlanır. Ama diğer bir analizci olmak istiyorsam çok rahat. Yani çok iki türlü de mümkün aslında. Bir daha söyler misin? Yani iki türlü de mümkün. Mümkün evet. Hı, teşekkür ederim. Ne demek? Zeynep'in sorusu var. Zeynep seni dinleyebiliriz. Hocam peki uçak mühendisliğinin yurt dışında tam olarak bir karşılığı var mı? Çünkü her bölümün yurt dışında tam olarak karşılığı olamayabiliyor. Yurt dışında örneğin açık bir meslek mi? Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Uçak mühendisliğinin yurt dışında karşılığı var. Yani bir de biz biraz daha hani kendime örnek vereyim ya kendi arkadaşlarıma örnek vereceğim ya kendi jenerasyonumdan. Şu an uçak mühendisliğini yurt dışı yapan arkadaşlarım var. Daha bu sene gitti. Hatta birkaç hafta önce bir arkadaşım daha gitti. Direkt karşılığı var. Ama makine mühendisliğinin geçerliliği daha çok diyebilirim. Yani bir uçak mühendisi etiketiyle biraz da sivil havacılığa giden arkadaşlarım oldu yurt dışında. Ama makine mühendisliği etiketinin iş bulması daha kolay diyebilirim. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Demek. Başka el kaldıran kalmadı sanırım. Ben chatten şöyle hızlıca bakacağım. Yurt dışı soruları gelmiş. Yurt dışı imkanları çok fazla arkadaşlar. O konuda rahat olun. Ama ben yurt dışına gitmenizi önermem ya. Bence ülkemiz için çalışalım. Bence. Deyip Başak yurt dışına gidiyormuş. Başak gitme sakın. İTÜ uzay ve uçak çift anadal yapmak mantıklı mı demiş Elif. Bence değil. Yani uçak artı makine yapmak okey de hani uzay artı çift anadal bence gerek yok arkadaşlar. Zaten çoğu ders ortak. Son sene 3-4 tane ders belki farklı oluyor diye hatırlıyorum. Yani biz işte hani uçak performansı görüyoruz. Onlar orbit falan görüyor yani değil mi? Başak herhalde öyle oluyor. Biraz da uyduya yöneliyorlar. Yörünge dersleri alıyorlar. Çok büyük farkları yok. Bence gerek yok. Mühendis kafası denilen şey nedir? Buna sahip biz nasıl anlarız? Muazzam soru. Mühendis kafası. Başak ne dersin? Ben biraz daha soru okuyayım. Zor soru çünkü. Ben hiçbir fikrim yok şu anda. Mühendis kafasına gerçekten. Yani mühendis kafası bence her şeyi en verimli yapmaya çalışan insan gibi düşünebiliriz. Ya. Mühendislik hayatımızın çünkü her yerinde. Hani. Ben bir araba kullanırken bile şu an arabayı gerçekten mühendis gibi kullanıyor der benim bazı avukat arkadaşlarım. Hani hayatımızın her kısmına yani müdahale ediyor yani mühendis kafası. Her şeyi daha verimli, her şeyi daha optimum. Enerji kayıplarını azaltmaya çalışıyorsunuz. Ben bu kafayı yedim sanırım. O tarz şeyler yapıyorum. Mühendis kafası bu olabilir. Yani bende birazcık teknik bakma olayı oluyordu. Yani mesela atıyorum bir şey gördüğüm anda bu araba, hatta çok fazla bir ara diyordum ki bunu yapmamam lazım. Mesela arabanın direkt olarak şeyine bakıyordu, dizaynına, aerodinamik olarak oluyor mu olmuyor mu falan. Hani
Ama geçici bir şey de olabilir. Bilmiyorum hocam. Sanırım geçmiyor Başak maalesef. O hastalığa yakalandı. Seninle beraber gelecek hayatım boyunca. Uçak mühendisliği matrik kazancı nasıl uçak mühendisliğinden pilot olunabilir mi? Bu pilot sorusu da çok geliyor. Yani pilot sayısı az ama pilotluk için zaten uçak mühendisi olup mesela Türk Hava Yolları biz üniversiteyken gelmiş bize sunum yapmıştı. Arkadaşlar 2 senelik akademi açtık biz. 2 sene içerisinde bizden eğitim alacaksınız ve pilot olacaksınız demişlerdi. Ama uçak mühendisiyim. Hadi gidip hemen pilot olayım olayı yok. Tamamen o 2 sene gibi bir özel eğitim alıyorsunuz. Ondan sonra pilot olabilirsiniz. Ama bu uçak mühendisi için özel bir 2 senelik eğitim değil. Makine mühendisi de olabilir. Atıyorum başka ne var? İnşaat mühendisi bile olabilir. Çünkü o 2 senelik eğitim zaten pilot eğitimi. Böyle bir burada kısaca. Bir de pilot olmak ister miydiniz diye bir soru da var. Onu da bağlamış olayım. Ben mesela aslında pilot olmak istiyordum. Ama göz numaram buna ilişki değildi. Ve daha sonra araştırdığım zaman zaten mühendis olduktan sonra pilot olabiliyorduk. Hani bunu gördüm ve mühendis olmak biraz daha hani altın bilezik gibi bir şey. Çünkü pilotlukta her şeyinizin sağlıkken tam olması lazım. Tek bir şeyiniz bozulduğu zaman pilotluktan hani emekli oluyorsunuz veya çalışamaz durumuna geliyorsunuz. Bu yüzden hani biraz daha mühendislikten sonra yapmak daha iyi olabiliyor. Hatta pilot olanlar da şey diyor mesela, mühendis olduktan sonra pilot olmak uçağı daha iyi tanımayı da sağlıyor aslında. Yani pilotluk için de avantajları varmış. Yani ben araştırdığım zaman öyle durmuştum en azından. Evet, avantajı var. Evet, soru aslında evet, en güzel cevap bu. Avantajı kesinlikle olacaktır. Uçak mühendisinden çıkan birisinin pilot olması için kesinlikle artı bir puanı var. Doğru. Güzel cevap Başak, teşekkürler. Serhat el kaldırmış. Ha, tabii ki dinleyelim. Hocam sunum için teşekkürler öncelikle. Bu anlattığınız arasından makine de hani hakim olduğunuz için daha iyi de olur aslında. Makine ile uçak mühendisliği arasında mesela bir tercih yapmak isteyen bir arkadaş, bu ikisi arasından hangisini neye göre seçmelidir? Mesela makine işte şu özellikler makineye daha uygundur bir insanda. İşte uçak mühendisliği işte havacılıkla ilgilenmek dışında mesela daha spesifik teknik olarak bakarsak hani hangi teknik özellikleri isteyen bir arkadaş uçak mühendisi tercih etmelidir gibi. Yani ben şu an diyorum ya, sizin yerinizde olsam ben yine kesinlikle hani makine ve uçak arasında kalsam yine uçağı seçerim. Çünkü uçak mühendisi aynı zamanda bir makine mühendisi. Bunu direkt söyleyebilirim. Tabii ki makinenin biraz daha ayrıntı, branş dersleri olacak ama ben aslında bir makine mühendisiyim. Sadece uçak bir makine, havadaki makineyle uğraşıyorum diyebilirim. O yüzden kesinlikle hani makine artı bir point eşittir uçak mühendisi diyebilirim. O yüzden yine uçağı seçerdim. Peki kim makineyi seçmeli dersen, ya bence direkt bu şey olabilir. Mesela araba otomotiv üzerine çalışacaktır birisi. O zaman bence makine mühendisliğine, otomotiv mühendisliğine yönelebilir. Mesela ne olabilir? Yine ağır sanayi üzerine çalışacaktır. Mesela bizim üretim tezgahlarımız var. Onların Ar-Ge'siyle uğraşmak ister. Adam hani üretim sahasında görev almak, o makineyle uğraşmak, onu tasarlamak ister. O zaman makine mühendisliği. Ama dediğim gibi ayıran tek şey bence havadaki bir makineyle uğraşmak için istiyorsak bir tık daha uçağı seçeriz. Onun dışındaki her şey için makine mühendisliği çalışır. Peki hocam burada uçak mühendisine karar verdik diyelim. Buradaki makine yerine uçak tercihi, mesela ismindeki uçak etiketi, iş bulma kısmı, az önce de biraz değindiniz aslında buna. Evet. Uçak etiketi iş bulma kısmında bir sıkıntı yaratabilir mi? Yurt içinde mi yurt dışında mı? Ya ikisi için de ayrı ayrı belirtseniz aslında daha güzel olabilir. Yurt içinde hiç sanmıyorum sıkıntı çıkarmayacaktır. Yurt dışında dediğim gibi sadece makine mühendisinin başvurabileceği iş pozisyonu daha fazla. Onu direkt söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum hocam. Ne demek? O zaman tekrar çete dönüyorum ben hızlıca. Uçak mühendisliği, havacılık, uzay mühendisliğinin bir bağı var mı? Evet, hemen hemen aynı dersleri alıyoruz. Ben şu an ODTÜ havacılık uzaydan mezunu arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Her şeyimiz aynı neredeyse. Pilot olmak. İngilizce uçak mühendisliğinin hazırlığı var. Yani hazırlık oluyor, evet. Hazırlıkta iyi yani, derslerde
hazırlık sınavları zor oluyordu ya. Ben biraz zorlanmıştım. Başaklı'ya geçmiş ama. Ben çalışmıştım. Ben mezuna falan kaldığım için 3 ay önce oturup çalıştım. Havacılık, uzay, uçak ve uzay mühendisliğinin aralarındaki farklar nelerdir? Az önce biraz bahsettik. Ya hangisinin geleceği daha açık? Ya arkadaşlar, bunlar çok çok küçük farklar. Bunu ben hani aslında göz ardı edilecek farklar. Yani hangisinin yurt dışında çalışma olanağı daha iyi? Benim şu an bu üç bölümden mezun ve yurt dışında çok güzel işler yapan arkadaşlarım var. Çok da rahat gittiler. O yüzden rahat olun. Hani dediğim gibi siz başarılı bir şekilde bitirdikten sonra bu üç bölümü de güzel yerlere gelirsiniz. Öyle çok muazzam bir fark yok. O yüzden göz ardı ediyorum ben. Üçü de çok güzel bölüm. İTÜ, uzay ve uçak çift ana, onu cevap verdik. Makine ve uçak mühendisliği arasındaki Serhat'ın sorusu. Pilot olmak ister miydiniz silahcılıkta? Uçak mühendisliği bitirip pilot olan arkadaşım var şu an. Uçuyor kendisi. Keyfi yerinde. O da yine hani yakın arkadaşımdır. Ama işte sadece şey var. Pilot oldu ama yurt dışına gidiyor. İki gün orada kalıyor. Geliyor bir gün Antalya uçuşu oluyor. Antalya'da kalıyor. Adam hani İstanbul'da evi. Eşi de İstanbul'da. Görüşemediklerinden dert yanıyor. Öyle sıkıntıları var. Hani bizim biraz daha yerimiz yurdumuz belli. Ankara'dayız. Pilotlukta sadece o sıkıntı var. Biraz fazla gezdiriyorlar seni. Belki de gezmeyi seviyorsundur. Single'sındır. Wow, çok güzel o zaman. O zaman yapabilirsin. Sağlık zorunluluğu. Uçak mühendisliğinde sağlık zorunluluğu yok. Onu hızlıca geçtim. Arkadaşlar, uçakla havacılık uzay mühendisliğini bir tutabiliriz. İTÜ'de uçak okumaktan çok memnunum Nisa. Gerçekten diyorum ya, tekrar okusam daha iyi bir dereceyle mezun olurdum. Ben de memnunum şu anda. Yalnızca mesela bu arada zorlanmayla alakalı da şey de söyleyecektim. Ben birebir geçen dönem zorlandım zaten. Ama geçen dönem bittikten sonra dönüp hani evet ya yine de okula devam etmek istiyorum. Hani bu dönem daha iyi yapacağım diyebilmek bence en güzel şeydi ve hani o zaman uçak mühendisliğini ne kadar sevdiğimi anlamış oldum aslında. Bence o yüzden belirleyici bir şey hani gerçekten sevdiğiniz şeye yönelme kısmı. Gebze Teknik ile ilgili bir soru gelmiş. Aslında arkadaşlar onu bilmiyorum ya. Gebze Teknik uçak mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu bilmiyorum maalesef ki. Yani ne zaman açıldı o bölüm bilmiyorum. O yüzden ona cevap veremeyeceğim. Ama hani bir akademik kadrosuna bakılırsa yine hani iyiyse, hocalar falan iyiyse tabii ki tercih edilebilir. Dediğim gibi yine kendinizi geliştirmeye bağlı üniversitede. Çünkü şey sorunsa da oluyor. Ortalama hani sınav puanım, sıralamam düşük. Uçak mühendisliği istiyorum ama şu şu üniversitede var. Ha, o üniversite uçak mühendisliği okumak sıkıntı olur mu, sorun olur mu? Bence arkadaşlar değil ya. Hani güzel bir ortalama yapın. Kendinize bir şeyler katın. Öğrenin. Buraya mülakata gelince, bizim karşımıza geçince yani siz uçağın sorumlusuna cevap verin. Uçağı şöyle biliyorum, şöyle biliyorum deyin. Zaten bizim için tamamdır ya. Hani o üniversite etiketinden kurtulabilirsiniz. İTÜ Work and Travel şartları nedir? Şimdi Work and Travel İTÜ'den bağımsız bir şey. Ben onu kendim para biriktirip üniversite boyunca son yaz tatilinde yapmıştım. İTÜ'den bağımsız. Erasmus sorusuna cevap vereyim. İTÜ'nün Erasmus programları güzel, çeşitli, çok kişi gidiyordu. Yani Başak son durum ne bilmiyorum ama bizde yani 30 kişiden 10 tanesi gitmişti diye atıyorum veya 15 de olabilir. Oranlar yüksekmiş. Şu anda o kadar fazla değil. Özellikle pandemiden sonra sıkıntılar oldu biraz. Pandemi. Ama değişik programlar yapılmaya başlandı tekrardan. İşte o yüzden şu anda her yıl değişiyor. Bir de onlar da yeniliyor. Ama genel olarak bir ortalama, bir de İngilizce öne çıkıyor Erasmus için. Yani orası değişmiyor en azından. Orayı biliyoruz. Evet, ortalama sırasına göre Erasmus'a gönderiyor üniversite sizi. O dönemki ortalamaya bakıyorlar. O yüzden ortalamayı sakın şey yapmayın. İlk birinci ve ikinci sınıfta havuz dersleri ya hani bir şekilde geçeriz deyip sakın düşükten açmayın ortalamayı. En baştan beri yüksek tutun. Yani yüksekle mezun olacağım diye uğraşmayın. En baştan yüksekle tutun ki staj olur, Erasmus olur. Bunlar genellikle ortalama sıralamasına göre yapıyorlar. Bu kritik bilgi. Ben bunu geç fark ettim. Bir uçak mühendisinin yazılım dilleri bilmesi iş ortamına faydası olur mu? Şimdi yazılım kesinlikle yine İngilizce gibi cebinizde olması gereken bir şey. Kesinlikle olacaktır. Ya ben yapısal tasarımdayım. Aslında yazılımla bir girdiğimiz pek yok. Ama gerçekten geçen gün bir arkadaşım geldi.
Ufak bir yazılım yazmış kendisi. C'de olabilir, C++'da olabilir, tam emin değilim. Bizim yaptığımız mesela bir parça üzerinde 100 tane delik açacağız. Teker teker açacağımıza o makroyu çalıştırıyoruz kendisinin yazdığı. Yani ben 10 dakikada yapacağım işi bana 15 saniyede yapmamı sağladı mesela. Bu bence hani yazılım bilmemiz gereken bir şey. Yani o da her işi daha verimli, daha kolay hale getiriyor. Ki zaten bu dediğim gibi flight stability, flight performance tarafında kesinlikle yazılım var. Bize zaten Fortran dersi vardı. Çok eski bir dil olduğunu söylediler. Bize Fortran yazılım dilini dersini aldım ben. Birinci sınıfta olabilir. Bir yazılım dili öğrettiler. Sonra MATLAB üzerine ben bir kurs almıştım. Ama şu an kullanmıyorum. Ama dediğim gibi yapısal tasarımda böyle değil. Ama uçak mühendisliğinin diğer branşlarında kullanılma olayı yüksek. Özellikle analizciler çok kullanıyor. Yazılım dili kesinlikle şey yapın ya, hani öğrenmeye çalışın. Boş zamanlarınızda kesinlikle bir kurs olur. YouTube'dan izleyin. Kendinizi geliştirin, cebinize koyun. Ya en kötü bir dedim ya, bir temel bilginiz olsun. Onu tavsiye ederim. Ben de şey söylemek istiyorum burada. Bizde de C öğretiliyor Fortran yerine. C'yi çok etkin kullanmıyoruz şu anda ama özellikle kontrol derslerinde ve uçuş performans derslerinde MATLAB'ı çok aşırı kullanıyoruz. Zaten oradan genellikle simülasyonlarımızı çalıştırıyoruz. Yani o yüzden o alana yönelecekse aslında ekstradan önem kazanıyor. Makine mühendisliği için de geçerli. Makine mühendisliğinde de yazılım arayüzü çok var. Hem makine hem uçak hem havacılık için bir hani evet yazılım arayüzünüz oluyor kesinlikle. Eğitim yani üniversite sırasında. Şöyle başka soru kaldı mı diye bakıyorum. İngilizce dışında bir dil gerekli mi denmiş. Bence İngilizce yeterli. Yani az önceki diğer müdürümüzün bahsettiği gibi İngilizce yeterli. Ancak yurt dışında atıyorum bir Alman şirketi olur. Onlar bir şart koşar Almanca bileceksin diye. Ancak öyle. İngilizce dışında bir dile gerek duyabilirsiniz. Onun dışında İngilizce yani ulusal dil. Hani uçak mühendisliğinde de İngilizce ulusal dil olduğu için bence İngilizce iyi bildikten sonra diğerlerine o kadar gerek duymayacaksınız diye düşünüyorum. Oturumumuzun da sonuna geldik. Kıymetli bilgileriniz için çok teşekkürler. Son birkaç sorumuz varsa arkadaşlar hızlıca cevaplayabiliriz. Evet, hemen chat'e doluşun arkadaşlar. Son soruları alalım. Son birkaç soru daha alıp oturumu sonlandıracağız. Hemen bir soru gelmiş. İTÜ'de sizin döneminizde iç yatay geçişle uçak mühendisliğine gelen oldu mu? Oldu. Mimarlıktan gelen arkadaşım oldu. Sonra uzaydan uçağa çok geçen olmuştu. Meteoroloji mühendisliği vardı bizde. Ondan uçağa gelen oldu. Ve hepsiyle zaten şu an beraber çalışıyoruz. Hani bence iyi yaptılar gelerek. Bilmiyorum Başak şu an ne durumda son şeyler? Bizde de aynı şekilde çok fazla geçen oldu. Yani zaten sıfırdan gelmiş gibi oluyor. Hatta havuz derslerini almış olarak geldikleri için orada hani birebir bölüme adapte olmadan gelindiği için bir problem çıkmıyor yani genel olarak. Devam edebiliyor. Üniversiteye gidene kadar kendimizi geliştirmek, havacılık alanında bilgi birikimi edinmek. Çok güzel bir soru. Kaynak, yayın ve benzeri var mı? Ya aslında açık kaynaklar var. Bizim yani aircraft design kitaplarımız var. Anlaşılması daha kolay. Aslında ilk başta havacılık tarihinden başlasın. Aslında şöyle bir şey var. Belgesel bile izleseniz, bu şey belgeseli vardı bizim. Uçakların düşmesiyle ilgili, ismini hatırlamıyorum belgesel serisinin de şu an. Ben onu bile izleyerek uçaklarla ilgili çok şey öğrendim. Bir uçak niye düşüyor, niye hata alıyor havada, uçak ne sıkıntıyla karşılaştı, uçağın hangi yapısı zarar görüyor, pilotun mu hatasıydı, teknisyenin mi hatasıydı, uçağın mı üretim hatasıydı. O belgesel serisini, ismini hatırlıyor musun Başak sen ya? Hatırlamadım şu anda. Bana arkadaşlar link... yani bir Google'layın kesin karşınıza çıkacaktır uçak kazaları diye. Google'layın. Uçak kazası raporu diye bir yazmış ama. Evet, 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 evet. O seriyi izleseniz bile gerçekten kendinize çok şey katıyorsunuz. Hani onun dışında ya ben gerçekten kendimi YouTube izleyip bile çok geliştirdim. Hani YouTube'da çoğu dersi bir uçak nasıl uçar diye yazsanız bile ya çok derin bilgiye sahip olacaksınız. Yani şu belki üniversitede hocanın anlatmadığı şeyi YouTube'da ve Google'da bulabiliyorsunuz.
Yani çok fazla açık kaynak var. Direkt ben gideyim şu kitabı okuyun demeyeceğim. Onlar çok kafa karıştırıcı olur. Size şu an gerekli olan şey genel bilgi, temel bilgi. Zaten üniversite hayatında hocalarına size şu kitaba bak. Veya sen gidip o kitabı bulacaksın bir şekilde. Hoca sana öyle bir soru soracak ki o kitapta olacak cevabı. Onu zaten hocalarına sana emin ol bulduracak. Şu an için hani dediğim gibi Google, YouTube veya belgeseller sizi mesela bu yaz başlasan bile zaten üniversiteye gidene kadar çok şey katacak ve emin ol derslerde de farkını ortaya koyacaksın mesela. Hoca bir şey anlatacak. Ha hocam şöyle olmuş çünkü diyeceksin. Bir artı point olacaktır kesinlikle. Bence de Google'lamak yeterli olacak. Çünkü genel olarak zaten derslerde çok spesifik olarak görüyoruz. Hani mantığını en azından genel bir sayfadan almak daha mantıklı olabiliyor. Ben derslerde bile hatta hoca anlatıyor. Biz neredeyiz diyorum. Sonra sadece Google'dan aratıyorum ve daha rahat bir şekilde anlayabiliyorum. Fen lisesi gerekli değil. Ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Fen lisesi şeyi yok mühendislik için. Devlet firmalar olarak hangi firmalarda? Devlette. Evet, bu güzel soru. Şey var. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Başkanlığı oldu. Orada uçak mühendisleri var. Proje mühendisleri falan yapıyorlar. Yani devlette de şey, yani ben işte tabii devlet tarafına bakmadım. Direkt özel şirkete girdim de. Devlet tarafında da uçak mühendisinin karşılığı var. Bence iş potansiyeli de yüksek o tarafta da. Devletin içerisinde de iş bulunur. Değil mi Başak? Sizde ne durum şu an? Ben de hiç devlete var. Bak, ben direkt özellerden ilerledim. O yüzden. Tabii yani özel sektör ağırlıklı. Hı-hı. Yani sivil havacılıkta devlet hava meydanlarında belki olabilir. İşte o Savunma Sanayi Bakanlığı'nda olabilir. Ancak oralarda ama dediğim gibi derin bir bilgim yok o konuda. Ama iş imkanı illaki var, onu biliyorum. MMU üzerinde toplam kaç mühendis çalışıyor? Çok güzel soru. Yani sanırım şu an 1000'den, yok ya 1000 değildir ya. 1000'e yaklaşmış olabilir. Geçmiş 1000'dir, tam emin olamadım. Uçak yapısıyla ilgili dersler alacağımız YouTube veya başka yerlerden oluşan siteler var mı? Ya şu an arkadaşlar aklıma gelmiyor ya. Başak, aslında senin bilgin daha günceldir bu konuda. Hiç böyle site falan önerebilir misin? Ben de şu anda ona bakıyordum ama genelini kaldırdım en son. O yüzden çok fazla bir şey yok. Arkadaşlar diye. İsmimizi falan not alın. Bize LinkedIn'dan kesinlikle yazın. Bize bir bakalım. Şu an hazırlıksız yakaladık bu soruya. Hani ona göre illaki size cevap veririz, dönüş yaparız. Hem Başak hem ben. Havacılık sektörüne ilgi artmasından dolayı uçak mühendisliği iş olanı azalabilir mi? Hayır. Neyse, kesinlikle azalmaz. Çünkü sektör çok hızlı büyüyor. Şu an uçak mühendisleri bence kapış kapış gidiyor diyebilirim. Yani o önü açık. Yani şu an siz belki 4-5 sene sonrasını düşünüyorsunuz. Bence 4-5 sene sonra yine bizim mühendis ihtiyacımız olacak. O kadar. Çok teşekkürler. Çok yararlı bir oturum oldu. Biz teşekkür ederiz. Umarım yani bilgilendirme yapabilmişizdir. Uçak mühendisliğini güzel bir şekilde anlatabilmişizdir. Ama dediğim gibi istediğiniz zaman LinkedIn'dan bize yazın. Daha ayrıntılı da konuşuruz. Hatta ben diğer arkadaşlarımla, uçak mühendisliği olan diğer arkadaşlarımla sizi tanıştırırım. İsteyenlerle, diğer branşlarla çalışan. Onlar da size kesinlikle seve seve anlatacaktır. Bu arada şey de söyleyeyim. Kanal olarak ben genellikle Boeing'in veya işte SpaceX'in kendi YouTube kanalları oluyor. Onlar da aslında bayağı bir açıklıyorlar. Hani şu anda en azından bunu söyleyebilirim. Yani şirketlerin kendi YouTube kanallarında da bayağı açıklamalar var aslında. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Yarın 19'da aynı link üzerinde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.